Allah-u Teala buyurdu ki, ey insanoğlu, bana ortak koşmadan kulluk edersen, amelinin karşılığını veririm. Dua istemek senden, kabul edip vermek de bendendir. Allah-u Teala, duanızı kabul ederim, elinizi boş çevirmem buyuruyor. Demek ki boşa gitmiyor. Ama bizim isteğimiz olmayınca boşa gittiğini sanıyoruz. Kitapta diyor ki, dua sebebiyle ya günahlar affolunur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. Okunduğunda 7 kat göklerin, yerlerin ve arş-ı âlâ'nın kabulü için harekete geçtiği dua. Türkçe anlamı: Ey Allah'ım, ben senin en yüce ve en izzetli ismine sığınıyorum. Ey Allah'ım, ben senden El-Vahid birinci ve El-Ehad bir isimlerine istiyorum. Ey Allah'ım, ben sana Es-Samet, her şeyi kendisine muhtaç olan isminle dua ediyorum. Ey Allah'ım, ben sana arşın bütün rükünlerini, direklerini dolduran El-Azim, çok azametli, El-Vitr, tek, El-Kebir, çok büyük ve El-Müteali, çok yüce isimlerin ile dua ediyorum ki, kendisinde akşamladığım ve sabahladığım her sıkıntıyı mutlaka benden açasın. Faziletleri şöyledir: El-Ehad ismi şerifinin zikredildiği mühim bir duaya yer vermiştir ki, bu dua hadisi şerifte rivayet edilmiştir. Nitekim Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yahudilerden 12 bin kişi Meryem oğlu İsa kardeşimi kendi zanlarınca öldürmek için bulunduğu hanenin kapısında toplandıkları zaman Allah-u Teala Cibril aleyhisselama "Kuluma yetiş" diye vahyetmişti. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam hemen indiğinde İsa aleyhisselam birdenbire Cibril'in kanadında bulunan bir satırı gördü ki onda "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" yazılıydı. Cibril, "İsa söyle" dedi. O, okunan duayı de. İsa aleyhisselam bu duayı yapınca Allah-u Teala Cibril'e, "Kulumu bana benim emrettiğim makam olan ikinci kat semaya yükselt" diye vahyetti. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönerek, "Ey Haşimoğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, bu kelimelerle Rabbinize dua edin. Beni hak ile peygamber olarak gönderen zata yemin ederim ki, hangi bir kavim bu kelimelerle dua ederse, arş, 7 kat gökler ve 7 kat yerler onun bu duasının kabulü için ve sıkıntısının açılması için harekete geçer" buyurdu. Ziya el-Makdis'in naklettiği diğer bir rivayette ise, "Bu duaya devam edin, kabulünü geç saymayın. Zira iman edip ancak Rablerine tevekkül edenler için Allah katında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha kalıcıdır" buyurmuştur. Dua, Allah-u Teala'ya yalvarmak, muradını istemektir. Allah-u Teala dua edeni sever, dua etmeyene ise gazap eder. Dua müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua, gelmiş olan belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allah-u Teala, "Bana halis kalp ile dua ediniz. Böyle duaları kabul ederim" buyurdu. Bunun için dua etmek, namaz, oruç gibi ibadettir. Yine, "Bana ibadet yapmak istemeyenlere zelil ve hakir yapar, cehenneme atarım" buyuruyor.
Allah-u Teala her şeyi sebep ile yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dua, ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua, 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini arttırır. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür. Yahut ahirette mükafatını görür. Ebul Vefa Hazretlerine bir müridi, "Efendim, siz büyük küçük demeden herkesle sofraya oturuyorsunuz. Ehil olsun veya olmasın, herkesle sohbet ediyorsunuz. Salik, fasık herkesi sohbetinize alıyorsunuz. Bu nasıl oluyor?" diye sordu. Ebul Vefa müride, "Fatiha suresini oku." dedi. Mürid, sureyi yarıya kadar okuyunca Ebul Vefa işaret ederek durdurdu. Ona, "Şimdi söyle bakalım, surenin başında alemlerin Rabbi mi dendi, salihlerin Rabbi mi dendi?" diye sordu. Mürid, "Alemlerin Rabbi dendi." deyince, "Hazret, şimdi anladın mı, neden alemdeki herkese böyle davrandığımı?" dedi. Mürid gerekli cevabı almıştı. Günahkarlarla ilgi kesilmemeli, fakat onların kötü işlerine de uymamalıdır. Sultanul Arif'in Beyazid-i Bestami'nin yaşadığı dönemde zamanın kutbu Ebu Hafs el-Hattat idi. Beyazid-i Bestami Hazretleri zamanın kutbunun bazı hususiyetlerini öğrenmek için ziyaretine gitmişti. Aralarında şöyle bir görüşme geçti. "Senin ayaklarını öpeyim, bana dua et." Ebu Hafs'ın derdi büyüktü. "Ben sana dua etmekle içimdeki dert sükunet bulmaz ki. Derdin nedir, söyle de çare bulalım. Acaba kıyamet gününde bu kadar ibadullahın hali nice olur? İşte benim derdim bu." "Halkın muazzep olmasından, yani azaba uğratılmasından sana ne?" "Bana ne mi? Benim fıtratımın mayası şefkat suyuyla yoğrulmuştur. Ehli cehennemin bütün azabı bana yükseltilip, onlar affolununca ben memnun ve derdimden halas olurum." Bu cevapların karşısında Beyazid-i Bestami Hazretleri şöyle dediler: "Anladım ki kutbiyet sırrı başka bir manadır. Fazilet ilimle değil, amel çokluğu ile de değil, ancak Allah vergisidir, Allah'ın teveccühüdür.